ben dayanamayacağım. Gidiyorum, anneme gideceğim. Saçmalama. Gidince ne işine yarayacak? Ya kızım sen annemi tanımıyor musun? Onun ayağına kadar gidince o zaten mutlu olacak buna. E peki ne yapacağız? Burada böyle oturup bekleyecek miyiz gerçekten? Bekleyeceğiz canım. Babaannemle dedem gittiler zaten. Şu an beklemekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Kızlar! Size bomba gibi bir haberim var. Hem geç kaldığı şekerim o bomba buraya çoktan düştü bile. Nasıl ya? Haberiniz var mı? Ne çabuk? Her şey bizim gözümüzün önünde oldu zaten. Haberimiz var herhalde. Ne demek gözünün önünde oldu? Her şey aslında benim gözümün önünde oldu. Ya halacığım sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Her şey gözümüzün önünde oldu diyoruz işte. Halamı alıp gittiler. Ya kim aldı ablamı ya? Ne oldu? Doğru düzgün anlatsanıza siz de şunu. Annem pembe halıyı şikayet etmiş. Polisler de geldi, halamı aldı ve gitti. Vay be, bak sen şu eksi yengeme ya. Vallahi her fırsatı değerlendiriyor maşallah yani. Bu onun son kozları ama. Bakalım Yıldız ablayla babam kavuştuğunda ne yapacak? Zaten barışçılar diye yapıyor annem bütün bunları. Aynen öyle. Ya tamam pembe halamızı kurban etmiş olabiliriz. Ama Allah'tan babamla Yıldız abla birbirlerine kavuştular da. Aslında tam kavuşamadılar. Ne? Ne? Nasıl ya? Onlar bu gece buluşmayacaklar mıydı? Evet, buluştular. Sonra biz gittik bastık. Ne? Ne? Ya kızlar, şimdi Poyraz'ım artık evin en büyük oğlu olduğu için kontrol yetkisi de ona geçti. Abimle de Yıldız abla buluşunca... Siz de onları gittiniz, bastınız öyle mi? Evet. Hala bravo ya, gerçekten bravo. Biz aylardır babamla Yıldız abla birleşsin diye uğraşıyoruz. Siz bir çuval inciri berbat ettiniz. Ya ama onlar da az çektirmedi bize yani. Ay pardon da az çektirmediler de ne yaptılar? Evleneceğiz dediniz de razı mı olmadılar? Oldular. Sen evden kaçıp gittin, geri döndüğünde babam seni affetmedi mi? Affetti. E o zaman sizin derdiniz neydi? Neyin intikamını aldınız? Ya Poyraz çok üstüme geldi. Basan taraf olmak sana hiç yakışmadı. Ne bakıyorsunuz? Ya. Kulak bebesi kıran bu mu sence? Ay ne bileyim ben Gökçe ya. Gel bakayım buraya. Ya ne yapıyorsun Gökçe, çek elini. Ay yok ya. Bizim kulak bebeğimiz ne kadar güzel, böyle pofitik pofitik. Bunlar bildiğin macun oldu. Aa, siz ne yapıyorsunuz böyle? Sakıza çevirmişsiniz hamuru. Beni izleyin. Önce ellerinizi unluyorsunuz. Ki hamur elinize yapışmasın. Sonra hamuru şöyle alıyorsunuz, küçük bir parça. Daha sonra birazcık da tezgaha unluyorsunuz. Ki tezgaha da yapışmasın. Sonra böyle yapıyorsunuz. Heh. Ve işte. Oha! Ne duruyorsunuz? Bu kadar hamuru ben yapacak değilim ya. De haydi. Tamam, deneyelim. Önce elimizi unluyoruz. Sonra hamur alıyoruz. Hamuru da azıcık unluyorum. Tezgahı da dökeyorum. Böyle. Aa! Bir şey diyeceğim. Hakikaten oluyor ha. Bak. Oldu bence. Bu da böyle. Ay baban da mı fırıncıydı be? Aferin Mine, kaptın sen bu işi. Ay evlenince de ben böyle kocişme ponçik ponçik böyle ponçikolar yaparım. Ponçikolar. Ağlanacak hale gülmek dedikleri bu olsa gerek. Anne. Niye geldin buraya, ne istiyorsun ya? Ellerini sıcak sudan soğuk suya değdirmediğim, el bebek gül bebek yetiştirdiğim kızlarım ne hale düşmüş onu görmeye geldim. Çalışıyoruz işte. Göreceğini gördüysen çek git. Kızım, sizin bu saçma sapan yerde değil, okulunuzda olmanız gerekiyor bir kere. Ne yaparsınız be Şule Hanım? Biz de annemizin yaptıklarının bedelini ödüyoruz. Ama çok iyi oldu biliyor musun? Senin sayende para kazanmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu öğrendik. Tabii ki. Bak, elimiz ekmek tutuyor, ekmek. Sari bize poğaça yapmayı da öğretiyor şu an. Gerçi hoş. Böyle şeyleri anneler öğretir kızlarına ama bizde nerede öyle anne? Annelik öyle hamur açmakla, pasta börek pişirmekle olmuyor kızım.
kızlarını terk edip gitmekle mi olur? Ya da kızlarının halasını tutuklatmakla mı olur? Halanız başına gelen her şeyi hak etti bir kere. Sen de birçok şeyi hak ettin anne. Ama neyse ki biz senin kadar gaddar değiliz. Kızım. Sakın. Bak sakın bir daha bize kızım falan deme. Hanımefendi artık gitmeniz gerekiyor. Bu şekilde burada olmanız doğru değil. Hijyen kuralları var. Pardon. Sen bana pis mi demeye çalışıyorsun? Hayır. Diyor. Mine, annenle nasıl konuşuyorsun sen? Ya bu kadın benim annem falan değil. Mine yavrum. Sakın! Sakın diyorum, sakın. Benim bir annem yok, anlıyor musun? Olsaydı eğer biz soğuktan titremezdik. Ya da yorganın altında biz kardeşlerimize değil, annemize sarılıp uyurduk. Anladın mı? Benim bir annem yok. Sen bizi terk edip gittin. Anladın mı? Çekil! Mine yavrum. Ya sen neden böylesin anne? Biz her şeyi yoluna koymuşken neden gelip hepimizi darma duman ediyorsun? Annem neden? Geldi. Oh. İşte oldu. Gel bakalım. Demek Zoka'yı yuttun ha? Ama şanslı günündesin. Bir daha affetmem, atarım seni mangala. Şanslı günündesin. Aç kalmayacaksın. Baksana kendi ellerimle yaptım. Acını osmak köftelerini özlemişsindir diye düşünüyorum. Sağ ol Feride, acımı osmadım daha. Var. Lütfen. Gerçekten bütün tutuklarını denize mi attın? Bugünlük böyle. Peki bir dahakine hiçbirini affetmeyecek misin? Mangala mı atacaksın tutuklarını? Bilemiyorum. Yani ben senin gibi iyilik timsali biri değilim. Bakarsın affetmem. Hayır. Sen benim hayatımda gördüğüm en iyi insansın. Ben seni değiştirmeye zorlayan, bencilliğe zorlayan biriyim Feride. Bunu ikimiz de biliyoruz. Ömer, canım bak ben sana hak veriyorum. Sen benim için o kadar büyük fedakarlıklar yaptın ki bunun bir karşılığı olsun istiyorsun. Sanırım artık istemiyorum. Belki de kaderimde bu vardır. Belki de kaderimde orduda böyle avare avare dolaşıp küçük besleme gibi yaşamak vardır. Lütfen böyle konuşma aşkım. Ben seni anlıyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Babana gidip ben Antep'e gideceğim diyecek misin ya? Yani? Bilmiyorum. Ama ailem için fedakarlık yaparken seni de feda ettiğimi fark ettim. Bunu sana yapmaya hakkım yok. Sen bayağı ciddisin ya. Evet. Sen benim için her şeyden vazgeçmişken benim hiçbir risk almamam adil değil. Sonunda bizi düşüneceğini biliyordum aşkım. Bizden vazgeçmeyeceğini biliyordum. Bak gördün mü? Balıklar haklıymış işte. Senin için herkese kafa tutacağımı söylemişlerdi değil mi? Canım benim. Varsa o da sensin. Nasılsa alışkınsın gitmeye. Koymaz sana. Duydun kızlarının sesini. Güle güle anne. Benim bir annem yok. Sen bizi terk edip gittin. Anladın mı? Çekil. Mine yavrum. Ya sen neden böylesin anne? Biz her şeyi yoluna koymuşken neden gelip hepimizi darma duman ediyorsun? Annem neden? Müsait değilim. Anne benim Feride. Konuşmak istemiyorum. Git buradan. Anne açar mısın kapıyı? Çok geç kaldın. Kardeşlerin yeterince hakaret etti bana.
Ben hakaret etmeye falan gelmedim. Aç lütfen kapıyı hadi. Anne iyi misin? Ben sadece seyrettim. Onlar ben düşene kadar vurdu. Ben sadece baktım. Ne dediler? Buraya mı geldiler? Ben oraya gittim. Ağzımın payını aldım. Geri döndüm. Kendi düşen de ağlıyormuş demek. Kendi düşen de ağlar kızım. Hem de en çok o ağlar. Yaptıklarını asla telafi edemeyeceğini bile bile içi yana yana pişman ola ola ağlar. Sen bunu hiç yapmadın ki. Ne zaman kendini suçlu hissetsen, bunun acısını hep en yakınlarından çıkardın. Bu savaşı ben başlatmadım Feride. Ben sadece kendimi korumaya çalışıyorum. Kimden korumaya çalışıyorsun anne? Öz kızlarından mı? Anne biz seninle savaşmıyoruz. Sadece sana kırgınız. Benden intikam alıyorsunuz. Hayır. İstersek onu da yaparız. Ama yapmıyoruz. Biz sadece burada yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Ve o hayatta benden başka herkese yer var. Ama sen yoktun anne. Biz ne yaptıysak burada babamla bir başımıza yaptık. Asla öğrenemeyeceğimiz şeyleri burada yaşayarak öğrendik. Kendinize bir cehennemde de bulmuşsunuz zaten. Bizim tek bir tane annemiz var. O da sensin. Lütfen artık hırslarına yenik düşme. Hatalarını daha büyük hatalar yaparak telafi edemezsin. Bize birazcık, birazcık değer veriyorsan daha fazla huzurumuzu kaçırma. Ve lütfen şikayetini geri al. Tamam şimdi anlaşıldı. Sizin bütün derdiniz halanız zaten. Bir de o suratsız Nahide. Sen annen için gelmemişsin buraya. Hayır anne, tabii ki senin için geldim. Bak bizi geri kazanmak için böyle şeyler yapmana gerek yok. Sen hep bizim annemizsin. Mine ile Gökçe öyle demiyor ama. Benim kızım, doğurduğum öz çocuğum bana dedi. Benim bir annem yok dedi. Seni ele geçirmesine izin verme. Bu savaş artık bir son ver lütfen. İçeride boşuna dememişler. Aferin kız size. Yalnız Gökçe hamurunu çabuk bitirebilmek için büyük büyük yapıyor. Fare. Acısı büyüklüğü kadar demedin mi? Evet. Tamam ben de o kadar yapıyorum işte. Allah Allah. Ya ama benim ellerim küçücük, minnoş. Bezelerim o kadar büyük olmuyor. Yapmıyorum ben yarış falan ya. Mızıkçı sen. Sensin mi? Efendim aşkım? Ne yapıyorsun sevdiceğim? Ne yapayım? Poğaça yapıyorum balım. Sen ne yapıyorsun? Oh, ellerine sağlık. Peki 5 dakika ara verebilir misin?
Niye ki? Kapıdayım. Gel de bir Gül Cemal'ini göreyim. Kapıda mısın? Tamam. Ben Sari'ye soruyorum ve hemen geliyorum, tamam? Tamam. Benim küçük gardiyanım. Benim tatlı gardiyanım. Etli ekmeğim benim. Ya 5 dakikacılık ben havalandırmaya çıkabilir miyim? E sen daha yeni hava almadın mı? Hayırdır? Evet aldım. Ya ama bizim şoför gelmiş. Bak ne olur yalvarırım 5 dakika görüp geleceğim. Söz veriyorum hiçbir yere kaçmayacağım. Ne olur izin var 5 dakika. E madem buraya kadar gelmiş hadi git gör o zaman. Ay sen ciddi misin? Ciddiyim. Ben seni idare ederim burada ya. Bu devirde böyle aşık bulmak kolay değil. Buldun madem kaçırma. Ya o zaman ben Deli Galas'ımı arayayım o da gelsin. Ay sen bir karışma bir dur kıskanç. Ah canım benim canım benim. Maraş dondurmam benim. Hemen geliyorum ben. Ya ama burada çok büyük bir haksızlık var. Ben de görmek istiyorum sevdiceğimi. Tamam Gökçe gelsin. Sana da bir kıyak geçerim. Ya sen kralsın. Gökçe. Evet. Hayırdır kızım nereye gidiyorsun? Yusuf abicim 5 dakikacık bir işim var hemen gelip geleceğim. Bizim kızdan izin aldın mı? Tabii ki de komutanım. Yardımcı çavuşumdan iznimi aldım. Sen yine de geç kalma kızım evet. Sonuçta siz bana emanetsiniz. Emredersiniz komutanım. Gözlerin olduktan sonra kim korkar garagıştan? Bahar gözlüm, arkana bak da kurtar beni bu garagıştan. Ya Osman! Sen nerede bu kadar romantik oldun? Vallahi ben hep böyle romantiktim kızım da yani anlayana. Allah Allah, bizim şoföre baksan. Aman neyse, en azından eskisi gibi beni o kamyon arkası laflarla etkilemeye çalışıyoruz. Vallahi bu zamana kadar ne manita nadırdır. Hep şamata hep gırgırdık anasını satayım. Düştüğümüz hallere bak ya. Senin bu tavırlarına hiç uğraşamayacağım. Gidiyorum ben. Yok yok şaka yaptım şaka yaptım ya. Zaten yüzüne gözüne hasret kaldım. Senden fırıncı kızın yanında ne kadar çalışacağım? Fırıncı kız derken? Ya Sari'den mi bahsediyorsun? He. Osman. Sen niye sevmiyorsun bu kızı? Ya melek gibi kız. Seninle buluşacağım bile bile izin verdi bana. Nasıl yani? Benimle buluşacağını bile bile izin mi verdi sana? Evet. Sen niye şaşırdın buna bu kadar? Allah Allah Allah. Osman, sen niye taktın bu Sari'ye bu kadar? Ya kız iyilik yapıyor yine de yaranamıyor sana. Ne alıp veremediğin var senin, hayırdır? Ya bir alıp veremediğim yok benim Gökçeciğim yani. Bizim buluştuğumuzu babana söyler falan diye herhalde. Yani Molluoğlu o da sonuçta. Osman, Sari'nin söylemesine gerek yok. Çünkü şu an babam seni görüyor. Nasıl yani? Neyi görüyor? Kimi görüyor? Kimi? Seni görüyorum Frodo, seni. Dert. Dert tabii. Ne işin var lan senin kızımın yanında? Abi ben bir poğaça... Konuşma. Senin ne işin var bu şoferin yanında? Sen işten mi kaytarıyorsun? Babacığım yemin ederim kaytarmıyorum. Bak 5 dakikalığına gelmiştim hemen gidecektim zaten. Yürü git o zaman. Bizim bununla erkek erkeğe konuşacaklarımız var. Osman. Sen git Gökçeciğim ya fırına. Biz Güzey abiyle erkek erkeğe konuşacağız biraz. Nerede lan Şirine? Kim abi? Legolas lan işte sarı. Bilmiyorum. Ara. Sizle erkek erkeğe bir şey konuşacağım. Arayayım abi. Ara. Kızlar. Şşş. Yazık. Bırak uyusun Ferihler. Böyle geliyorlar fırından. Böyle yatıp kalıyorlar. Kuzey. Hı. Bu iş bu kızlara çok ağır geldi da. Ne ağır anneye? Onu okuldan atılmadan önce düşünselerdi. Sağa benziyorlar oğlum. Sen kızların işte sağa benziyorlar. Ne söz dinliyorlar ne de bildiklerinden vazgeçiyorlar. Bir lokma yemek bile yediremedim. Vallahi mi? Hı? Öyle olmaz. Sen yemekleri ısıt ben de bunları uyandırayım hadi. Ay dur.
da kavrayayım mı? Kavur kız. Ayran da yaparım. Yok yok, cacık 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 daha iyi. Cacık. Ya şunlara bak, böyle güzel kürek mahkumu mu olur be kardeşim? Koş kalk! Ne oldu, kulak bebesi kanında olmamış mı? Ya ekmekler mi yandı ya? Tanrı geldi. Babanız geldi, babanız. İyi. Bugün gidiyorum, gel. Uyuyacağız biz. Hakkız, konuşacaklarımız var. Babacığım bak, eğer sabah Osman geldi diye kızacaksa... Kızım, biz onunla sabah konuştuk, meselemizi erkek erkeğe hallettik. Benim sizle konuşmam gereken başka bir şey var. Baba, bizim de sabahın köründe gitmemiz gereken bir iş var. Hadi iyi geceler. Ha, ama eğer diyorsan ki yarın izinlisiniz, buyur sabaha kadar konuşalım. Pazarlık yapma benimle. Kalkın, sizden akıl alacağım ben. Neymiş? Sen bizden akıl mı alacaksın? Kalk Gökçe, kalk kızım. Bu fırsat kaçmaz. Evet. Dinliyoruz dad. Şimdi hiç konuyu uzatmayacağım. Direkt soracağım. Siz beni nasıl atlatıyorsunuz? Ha? Yani ben bu Legolas'la Frodo'yla görüşmeyin dedikçe görüşebiliyorsunuz ya. Onu soruyorum. Nasıl beceriyorsunuz? Tuzaklı soru. Babacığım, hani sen bizden akıl alacaktın? Ne bu şimdi? Bence ebeveynlikte yeni bir ilişki yöntemi deniyor olabilir. Yok yok. Taktik deniyor. Kızım, beni biliyorsunuz. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Doğru. Burada haklısın. Şimdi bak, biz Yıldız'la sürekli buluşmaya çalışıyoruz ama sürekli yakalanıyoruz. Bunun için nasıl yakalanmayız diye sormaya çalışıyorum size. Ha, şimdi anladım. Sinemaya gitmeyi denediniz mi? Yok. Ama gitsek de biz fuayede kesin birilerine yakalanırız. O zaman sizin gözlerden uzak, dolayısıyla da şehirden uzak bir yerde buluşmanız lazım. Dağa çıkın. Yaylada kesin yakalanırız. Kurban olduğum, ben sana yayla mı diyorum? Çambaşı kayak tesisinden bahsediyorum. 10 numara ortam yapmışlar. Çok da romantik değil mi kız? Harbi mi? Ay, böyle bungalov evleri falan var. Süper romantik gerçekten. Gerçekten mi? Siz nereden biliyorsunuz lan romantik yeri? bir arkadaş için bakmıştık biz. Bu arkadaş bastı bacak, ağlak suratlı, yüzük arayan Frodo isimli bir şahıs olabilir mi acaba? Aşk olsun baba ya. Sen de bizi iyice salak belledin. Biz niye daha önceden gittiğimiz bir yeri sana söyleyelim ki? Bana bak, 200 verdim diye şımarmayın. Bungalov, taş ev, çadır, çardak, hiçbirinde görüşmeyeceksiniz onlarla. Ya babacığım, seni tebrik ediyorum ya. 2 dakikada azara bağladın yani. Bravo, bravo. Neyse. Gidecek misiniz Yıldız'la? Yani bahsettiğiniz kadar romantikse kaçırmam tabii. Baba, biz de gelelim mi? Kayak yaparız. Hayır, biz baş başa olacağız orada. Kimseyi istemiyorum. Ama isterseniz sonra götürürüm sizi. Aslansın ha! Kralsın be canım benim. Adam! Çımarmayın be! Hadi inin aşağıda yemeğinizi yiyin. Benim yemeğe değil, uyumaya ihtiyacım var. İyi geceler. Vallahi siz bilirsiniz. 10 dakika içinde sofrada olmazsanız tek ayak cezasına mahkumsunuz. Hepinize iyi geceler. Ya! Neredeymiş bakalım bu bungalovlar? Vay! Feride Hanım, nerelerdeydiniz yahu? Sanki bilmiyorsun. Ömer'in yanından geldim işte. Vallahi ben işime gelmeyeni siliyorum hafızamdan. Çerçöple dolduramam kafamı. Ya baba, aşk olsun, Ömer çerçöp mü oldu şimdi? Hep öyleydi kızım. Kız babasıyım ben. Hem siz ne kadar devam edeceksiniz böyle? Aslında ben de bunu konuşmak istiyordum seninle. İçeri geçelim mi? Hadi geç bakayım. Bungalov. Geç bakalım. Babacığım, ben Ömer'in ailesiyle tanışmak için Antep'e gitmek istiyorum. Kızım, bunları konuştuk. Ömer önce ailesiyle problemlerini çözecekti. Onlar iç meselelerini çözememişken senin buradan kalkıp gitmen ne kadar doğru? İşte Ömer konuşmuş ailesiyle. Hatta annesi benimle tanışmak istiyormuş. Sen benden ne istiyorsun kızım? Böyle vereyim Ömer'in yanına piknik sepeti gibi, taksın koluna. Götürsün seni Antep'e, öyle mi? Hayır baba. Ömer sadece beni çağırmıyor ki. Seni, hatta kızları da davet ediyor, biliyorsun. Bak kızım. Böyle şeyler insana önce hoş gelir ama çok risklidir. Bizi daha nasıl karşılayacaklarını bile bilmiyoruz. Baba, ben Ömer'e güveniyorum.
Ne beni ne sizi zor durumda bırakmaz o. Baba, lütfen kırma beni ya, ne olursun. Bak ilk defa kendim için bir şey istiyorum senden, lütfen. Tamam ama hemen olmaz, sıranı bekleyeceksin. Ne sırası? Kızım görmüyor musun ortalık ne kadar karışık? Ben kendi müstakbel kayınvalide, kayınpeder durumumu çözemedim daha. Ama sonra gideriz diyorsun yani. Yani bilmiyorum, bakacağız. Bak müstakbel kayınpeder, kayınvalide falan dedik. Yıldız'ı özledim ben. Çok özlüyorum Yıldız'ı ya. Biz sana aşıksın dedik dedik inanmadın. Bak ne oldu şimdi? Kabul ettin sonunda. Ettim tabii. Bir arayayım da sesini duyayım ya. Efendim aşkım. Ya bir insanın ağzına bu kelime bu kadar mı yakışır? Bir daha söyle. Aşkım. Aşkım. Yıldız bu mesafeler hiç olmadı. Ben çok özlüyorum ama seni. Vallahi ben de özleme konusunda gıdemliyim. Bağ koymaz diyordum ama ben de seni hemen özlüyorum. Tamam o zaman. Hazırlan. Yarın seni dağa kaçıracağım. Hey. Dağa çıkamayız. Yaylada hemen bizi yakalarlar dedik ya. Bu ne dar bir vizyondur mavişim ya. Ben seni bambaşka bir dağa, romantizmin doruklarına çıkaracağım. Evet. Doruklardaki bütün ördekleri avlayacağız Pampacı. Tabii. Bütün ördekler korksun bizden. Tabii. Hı-hı. Avlayacağız hepsini. Evet. Ne oldu? Şeref Baba mı geldi? Tabii. Bütün ördekleri. Avlayacağız. Teker. Hepsini. Evet. Bak nasıl da kıvırıyor. Fadime ağa kıvırıp durma canım, tamam. Temizlik için gelirim tabii. Sen benim arkadaşımsın, niye gelmeyeyim? İyi, tamam haydi yarın görüşürüz ha. Tamam, biliyorsun temizliği çok severim ha. Tamam yarın görüşürüz o zaman haydi. Pampacığım görüşürüz. Öptüm, hadi görüşürüz. Ay hala! Hala ne yapıyorsun Allah sen ya? Hala yeter vallahi, bak sökeceksin şimdi yeri. Temizlen. İster yeri sökerim, ister evi temelinden sökerim. Size ne? Sağa ne? Hala sen yine neye sinirlendin de böyle temizlikten çıkarıyorsun incini? Ya kızım ben zaten temiz, tertemiz bir kadınım. Benim temizlik yapmam için illa birine mi sinirlenmem lazım? Siz halanızı daha hiç tanımamışsınız. Halacığım abartmıyor musun biraz? Yok abartmıyorum. Abartıyorsun. Abartmıyorum. Yine ne oluyor ya? Ya kızım bunlar beni çok hafife alıyor ya. Ay vallahi bu sefer biz hiçbir şey yapmadık. Kızım benim lafım size de ki, şu muhiklara. Muhik mi? Muhik ne ya? Alt tarafı gözle görülemeyen yaratıklarsınız. Hayır bu özgüven nereden? Bu havanız kime ya? Abla bak sen iyi değilsin, bir doktora gidelim mi ha? Yok kızım, doktora neyin gerek yok. Ben şimdi bu mıyıkların kokunu gazlayacağım. Sonra morun çözülecek, bak en sevdiğim. Ha için oh, afiyet olsun. Ha senin mıyık dediğin Mike dediğin de bakteri mi? Ya kızım korkma. Halam ne bakteri ordularıyla savaştı. Bu moyukların mı kokunu kurutamayacak? Ya hala zaten kurutacağın kadar kurutmuşsun baksana. Kuyumcu bitireni gibi olmuş burası. Yetmez, karışmam bana. Ya ablamın içindeki canavar şekil değiştirmiş resmen. Sabah çikolata canavarıydı, şimdi temizlik canavarı olmuş. Vallahi sabah da kaç kavanoz fındık ezmesi yedi. Kaç kilo bayram şekeri tüketti ben sayamadım. Ya çekilin ayağımın altından ya. Ben temizliyorum, siz pisliyorsunuz ha. Hala bak tamam sen çok yoruldun. İstersen sen biraz dinlen. Biz devam edelim ha, olmaz mı? Yok kızım, sizi karıştıramam, bu benim şahsi meselem. Halacığım bak zaten terlemişsin, hasta olacaksın, bırak. Bir de utanmadan bana orada el sallıyor ya. Yeneceğim oğlum sizi. Yeneceğim sizi. Hala vallahi korkutuyorsun bizi. Hadi tamam temizlendi, yeter. Ya kızım bırakmayacağım da kalkmayacağım da. Burası bitsin. Daha sizin odalar var, salon var, mutfak var, banyolar var, lavabolar var. Teras var.
Ben size bir şey söyleyeyim mi? Böyle giderse halam aşırı yüklemeden infilak olacak, haberiniz olsun. Ya kızım, hadi ağzınızı böyle ayırıp ayırıp konuşmayın. Her soluduğunuzda mikrop soluyorsunuz. Çarşıya gidin, kendinize maskeleyin, bir şeyler alın. Hadi yavrum. Abla, kurbanın olayım. Allah aşkına temizlik yapma, ne olursun ya. Ya kızım, bu tahtalarını aralarını fırçalamadıkça temizlik olmuş olur mu? Hayır, olmaz. Hiç işi bilmiyorsunuz ha, civcivler sizi. Ay abla, bırak, bırak. Burada demek varmış. 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 Burada demek varmış.